Merhaba sevgili gençler. Kimya dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda TYT hazırlık çalışmaları için hazırladığımız Asitler, Bazlar, Tuzlar ünitemizi sorularımızla tekrar edeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Sorumuz şöyle. Yukarıdaki sulu çözeltilere mavi turnusol kağıdı batırılıyor. Hangi kaplarda turnusol kağıdının renginde değişim olur? Şimdi ilk kabımızda gazoz var. Gazozun içerisinde karboksilik asit olduğundan dolayı asidiktir diyebiliriz. İkinci kabımızda tuz ruhumuz var. Tuz ruhu formülünü hatırlayalım. Hidroklorik asitti. Asidik bir çözelti. Üçüncü kabımızda ise çamaşır suyu var. Çamaşır suyu ise şöyle formülünü hatırlayalım. Bazik yapılı bir maddeydi. O halde biz bu kapları mavi turnusol kağıdını daldırdığımızda. Şimdi birinci kabımıza turnusol kağıdını batırdığımızda ne olacak? Mavi turnusolun rengi kırmızıya dönecektir. Şöyle de yapalım. Burada bir kırmızı renk görürüz. Asit olduğu için. Aynı şekilde mavi turnusolun rengi yine asetik çözeltide ne olacak? Kırmızıya dönecektir. Bazik bir çözeltiye daldırdığımızda ise zaten mavi olan turnusol kağıdının renginde herhangi bir değişiklik söz konusu olmaz. Çünkü bazılar kırmızı turnusol kağıdını maviye döndürüyordu. E elimde zaten mavi turnusol var. O halde üçüncü kabımda bir renk değişimi olmayacaktır. Bu durumda renk değişiminin gözlendiği kaplar 1 ve 2'dir. Cevabım B şıkkıdır diyorum. Evet diğer sorumuza bakalım. Sorumuz şöyle. Hidrojen iyon derişimi hidroksit iyon derişiminden küçük olan bir çözelti için. Şöyle de yazacak olursak hidrojen iyon derişimimiz hidroksit iyon derişiminden küçük olan bir çözeltiden bahsediyor bize. İfadeler verilmiş hangisi doğrudur demiş. Oda koşullarında pH değeri 7'den büyüktür diyor. Eğer ki çözeltimizin hidrojen iyonu derişimi hidroksit iyonu derişiminden küçükse pH'ı 7'den büyüktür. Yani bazik bir çözeltiden bahsediyor demektir bize. E oda koşullarında bazik çözeltilerin pH'ları 7'den büyüktür. O halde doğru bir ifadedir. Kırmızı turnu sol kağıdının rengini maviye çevirir. Hatırlayalım. Anneler kızartır demiştik. Babalar morartır. Yani bazılar ne yapacak? Kırmızı turnusolu maviye çevirecektir. Doğru bir ifadedir. Sabun, lavabo açıcı ya da çamaşır suyu olabilir. Bu bize verilen her üç örnekte bazik maddedir. Bu durumda üçünden biri olabilir. Çünkü biz baz arıyoruz. Bu durumda bize verilen ifadelerden üçü de doğrudur. Aradığım şık E şıkkıdır diyorum. Evet. Devam edelim. Asit ya da baz olduğu bilinen bir Y çözeltisinin asidik bazik özelliğini belirlemek için aşağıdaki işlemlerden hangileri uygulanabilir diyor. Demek ki elimde bir çözelti var benim Y çözeltisi. Asit ya da bazdır denmiş bana ama asit mi baz mı? Bunu tayin etmek istiyorum. O halde bu ifadelerden hangisini uygulayabilirim? İlk ifademize bakalım. Elektrik iletkenliğini tayin etmek. Şimdi Asit ve baz çözeltilerin her ikisi de elektrik akımını iletir. Neticede asit çözeltilerinde hidrojen iyonu ya da hidronim iyonu, baz çözeltilerinde hidroksit iyonu yani iyonlar vardır ve bu iyonların olması her iki çözeltimizin de elektriği ilettiğinin göstergesidir. Yani ben birinci şıkkımda birinci ifademle bu çözeltinin asit mi baz mı olduğunu belirleyemem. İkincisine bakalım. pH değerine bakmak diyor. Eğer ki çözeltimin pH'i 7'den küçükse, derim ki bu çözelti asittir. pH'i 7'den büyükse, bazdır derim. Demek ki pH değerine bakmak bana fikir verecektir. İndikatör olan bromtimol mavisi damlatmak demiş. Şimdi bromtimol mavisi e, asitlerde sarı, bazlarda mavi renge dönecektir. E, bu durumda ben yine çözeltimin hangi madde olduğunu bulabilirim. Hidrojen iyonu derişimine bakarız. Hidrojen iyonu derişimi eğer hidroksit iyonu derişiminden fazlaysa deriz ki bu çözelti o halde pH 7'den küçüktür. Asidiktir. Eğer küçükse hidroksit iyonu derişiminden bu durumda deriz ki pH 7'den büyüktür ve bazdır deriz. Buna da bakarak yine ne yaparız? bir çözeltimizin asit ve baz olduğuna karar verebiliriz. O halde bize verilen ifadelerden 2, 3 ve 4 bakalım hangi şıkta var? B şıkkında var. Buradan ha bu arada şuna da açıklık getireyim. Hidrojen iyonu derişimine bakarak tabii ki pH'ını da hesaplayabiliriz. Bu şekilde de yine çözeltimizin asit mi baz mı olduğuna karar verebiliriz. O halde 2, 3, 4 şıkları diyorum. B şıkkımın aradığım seçenek olduğunu görüyorum. Evet, diğer sorumuza bakalım. Yukarıdaki kaplarda M1 ve M2 muslukları açılıp yeterince bekleniyor. Kaplarımızda ne varmış bakalım? Beherimizde suyumuz var, H2O her ikisinde de. İlk balonumuzda kükürt trioksit var, SO3 gazı. İkinci balonumuzda ise sodyum oksit katısı olacak. Şöyle katı diyelim. Katısı var. Şimdi Birinci ve ikinci kaplarda elde edilen çözeltilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur denmiş bize. İlk kabımızdaki kükürt trioksit eğer suyla reaksiyona girerse ne oluşur ona bakalım. Şöyle hemen reaksiyonu yazalım. SO3 gazının su ile reaksiyonunda H2SO4 oluşacaktır. Nedir bu? Sülfürik asittir yani bir asit oluşumu meydana gelecektir. Na2O'nun yine H2O ile tepkimesinde ise sodyum hidroksit meydana gelecektir. Şöyle heh, denkledik. O halde şimdi bunlara bakarak cevap şıklarımızı inceleyelim. İkinci kaptaki çözeltinin pH'ı 7'den büyüktür. İkinci kapta ne oluşuyordu? Bazik bir çözelti oluşuyordu. O halde diyoruz ki 7'den büyüktür. Doğru bir ifadedir. Birinci kapta SO3 artı H2O, H2SO4 tepkimesi gerçekleşir. Evet biz de aynısını yaptık. Doğrudur. İkinci kapta sodyum ve hidroksit iyonları bulunur diyor. İkinci kabımızda bakın bu nasıl iyonlaşacaktır? Sodyum ve hidroksit iyonları şeklinde doğrudur. İkinci kaptaki çözelti elektrik akımını iletmez. E, burada bazik bir çözelti oluşuyor. Çözeltimizde neler var? İyonlarımız var. Her halükarda elektrik akımını iletecektir. Yanlış bir ifadedir. Yanlışı bulduk. Pardon hangisi yanlıştır olacak? Çok affedersiniz. Soruyu yanlış yazmışız. Hangisi yanlıştır olacaktı? E, e şıkkına bakıyoruz. Birinci kapta hidrojen ve sülfat iyonları bulunur. Bakalım birinci kaptaki çözeltimizde ne oluşuyor? H2SO'dur. Sülfürik asit bu da hidrojen ve sülfat iyonlarının oluşumunu gösterir bize. Bu durumda E şıkkım da doğrudur. Burada yanlış olan D şıkkıdır. Zaten e, soru, cevaplarımızı incelerken de bulmuştuk. Evet devam edelim. Aşağıda verilen asit baz nötralleşme tepkimelerini yazalım demiş. Şimdi elimizde bazımız ve asitimiz var. Bu iki maddenin reaksiyonu sonucu neler oluşacak? Nasıl oluşturuyorduk? Bunu hatırlamak için yaptık bu soruyu. Bakalım. Şimdi elimizde kalsiyum hidroksit bazımız ve hidrojen bromür asidimiz var. Asit ve baz tepkimelerinde tuz ve su oluşumu ile sonuçlanan tepkimelerimiz nötralleşme tepkimeleri diyorduk. Demek ki bu tepkimelerde ne elde edeceğiz? Tuz ve su elde edeceğiz. Peki biz bunu nasıl yapıyorduk? Şimdi bazdan gelen OH'ı ve asitten gelen hidrojeni kapattığımızda geriye kalan elementler ki bazdan gelen iyonumuz pozitif yüklü olduğu için katyondur. Asitten gelen iyonumuz ise negatif yüklü olduğu için anyondur. Şöyle yapalım. OH'ı ve haşı kapattığımızda bazdan gelen katyon ile asitten gelen anyon bir araya gelerek tuzu oluşturacaklardır. O halde ne kaldı elimizde? Kalsiyum ve brom. Bu durumda bu reaksiyonumuzda oluşacak tuz Kalsiyum bromür tuzudur. Kalsiyum artı 2 değerlikli olduğu için brom eksi 1 değerliklidir. çaprazladığımızda oluşan tuzumuz CaBr2 şeklinde oluşacaktır. Ve tabii ki suyumuz açığa çıkacaktır. Baktığımda başına 2 yazdığımda tepkimem denk oluyor herhalde değil mi? Evet bakalım 2 hidrojen 2 şuraya da 2 yazdığımızda tepkimemiz denk oldu. Geldik ikinci ifademize. Sülfürik asit, sodyum, hidroksit ne yaptım? Asitten gelen hidrojeni kapattım. So, e, bazdan gelen hidroksiti kapattım. Asitten gelen anyon ile bazdan gelen katyon, sodyum ve sülfat iyonlarıydı. Bir araya gelerek neyi oluşturdular? Tuzumuzu. Sülfat eksi 2 yüklü olduğu için, sodyum artı 1 yüklü olduğu için Na2SO4 tuzumuz oluştu. Artı diyoruz H2O. Reaksiyonumuzu denklediğimizde bu şekilde bir. <laughs> e, yani bu, bu, şekilde denkliyoruz öyle söyleyelim. Gelelim üçüncü ifademize. O aşı kapattım, haşı kapattım. Magnezyum ve fosfat iyonlarım kaldı. Magnezyum artı 2 yüklü, fosfat eksi 3 yüklü olduğuna göre çaprazladım. Mg3 parantezin içine aldım. PO4 magnezyum fosfat tuzunu elde ettik ve su çıkışı var. Hemen denkleyelim reaksiyonumuzu. 3 magnezyum var yazdık. 2 fosfatımız var. Baktığımda 3 kere 2 6 6 12 altta buraya yazınca denklemiş olduk. Asetik asitimiz var. Potasyum hidroksitimiz var. Kapattık hemen ne kaldı elimizde? Asetat kökümüz anyonumuz ve potasyum katyonumuz. O halde CH3COOK dedik. Artı H2O dedik. Ve reaksiyonumuzu tamamladık. Bu şekilde tuzlarımızı elde etmiş olduk. Evet devam edelim. Sorumuz şöyle. 0,2 mol hidroklorik asit içeren sulu çözeltiye 0,2 mol magnezyum hidroksit katısı atılıyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Tam nötralleşme meydana gelir. Ortamın pH 7'den büyüktür. 0,1 mol magnezyum hidroksit artar diyor. Ben bu ifadelerin doğru olup olmadığına bakmam için öncelikle ne yapmam lazım? reaksiyonumu gerçekleştirmem lazım. Hidroklorik asit ile magnezyum hidroksit tepkimeye girdiğinde şöyle reaksiyonumuzu yazalım. Magnezyum klorür tuzu ve su açığa çıkacaktır. Şu şekilde de denklediğimizde 2 2 4 şuraya da 2 yazdığımızda tamam oldu. Şimdi başlangıçta ne kadar var benim elimde? 0,2 mol hidrojen klorür ve 0,2 mol magnezyum hidroksit var. Eşit mol sayılarında alınmış. E, kat sayılarına bakıyorum. 2, 1 ben her zaman kat sayılarını mutlaka altına yazarım ki ona göre işlemlerimi yapabileyim diye. Başlangıçta elimde 0,2 mol hidrojen klorür ve 0,2 mol magnezyum hidroksit var. Bunlardan henüz yok. Tepkime başladı. Asitimevazım reaksiyona girip tuzu ve suyu oluşturacaklar. Şimdi baktığımda katsayı oranlarına baktığımda 2'ye 1 oranında olduğunu görüyorum. O halde diyorum ki bundan bakın bu çarpı 01 çarpı 02 her zaman az kata göre alınırdı. Demek ki çarpı 01 diyeceğim. Yani bundan 01 mol harcanırken ne olacak? Bundan da 02 mol harcanacaktır. O halde magnezyum klorürden birebir oranında olduğu için 0,1 1 e, mol oluşacak buradan da 0,2 mol oluşacaktır. Tepkime sonunda Hidrojen klorürün tamamı harcanmış hiç kalmamıştır. Magnezyum hidroksitten 0,1 mol artmıştır. Tuzumuzdan 0,1 mol oluşmuş, suyumuzdan da 0,2 mol oluşmuştur. Şimdi baktığımda artan maddem var. Bu bana tam nötrleşmenin olmadığını gösteriyor. O halde tam nötrleşme meydana gelir ifadesi yanlıştır. Artan maddem kim? bas. Ortam ne yapar? Kuvvetlinin özelliğini alır. Ortamda o halde bazik bir ortam elde ettim ben. E, bazik bir ortam elde ettiysen pH'im ne olacak? 7'den büyük olacaktır. İfadem doğrudur. 1 mol magnezyum hidroksit artar demiş. Zaten bunu gördük. Doğrudur dedik. Doğru cevabımız 2 ve 3'tür. Baktığımızda C şıkkının doğru olduğunu görüyoruz. Evet, devam edelim sorularımızla. Aşağıdaki tepkimeleri tamamlayalım diyor bize. Baktığımda tepkimelerime metallerin asit ve bazlarla olan tepkimelerini görüyorum. Şöyle de bir konu tekrarımızı gerçekleştireceğiz. Şimdi elimizde sodyum ve hidrojen klorürün tepkimesi var. Sodyum neydi? Sodyum aktif bir metaldi. Aktif metallerin asitlerle tepkimesinde tuz ve hidrojen gazı oluşuyordu o halde. Sodyum ve hidrojen klorürün tepkimesinde ne olacak? Sodyum klorür tuzu oluşacak ve Şöyle 1 bölü 2'de H2 dersek hidrojen gazı açığa çıkacaktır. Unutmayalım asetlerin aktif metallerle tepkimesinde hidrojen gazı açığa çıkar ve tuz oluşurdu. İkinci tepkimemize bakalım. Civa ve hidrojen klorür. Civa neydi? Yarı soy bir metaldi. Neydi yarı soy metallerimizi hatırlayalım. Bakır, civa ve gümüştü. O halde ee, civa ile... Hidrojen klorürün tepkimesinde ne olacak? Ha bak burada çok önemli bir şey var. Şimdi yarı soy metaller bunu da hatırlayalım hemen. Ne yapıyordu yarı soy metaller? Oksijensiz asitlerle tepkime vermiyorlardı. Bu adamlar oksijenli asitlerle tepkimeye giriyorlardı. E, bizim elimizde oksijensiz bir asit olduğuna göre bu reaksiyon gerçekleşmez diyoruz. Hemen altında bakır ve H2SO4 var. Bakır yine yarı soy bir metal. Bu sefer elimizde oksijenli bir asitimiz var. Şimdi tepkimemiz gerçekleşecek. Yarı soy metallerin e, oksijenli asitlerle tepkimelerinde tuz oluşuyordu, oksitimiz oluşuyordu ve suyumuz oluşuyordu. Hemen yapalım o zaman. Tuzumuz ne olacak? Bakır sülfat tuzumuz oluşacaktır. Ee, oksitimiz var. Oksitimiz ne olacak? SO2 oksitimiz oluşacak ve su oluşumu meydana gelecektir diyoruz. Şöyle de reaksiyonumuzu denklediğimizde olayımız reaksiyonumuz bu şekilde tamamlanır. Geldik diğer örneğimize. Altınımız sodyum hidroksitle tepkimeye gidiyor. Altın nedir? Altın bir soy metaldir. Hiçbir asit ve bazla tepkime vermez. Soy metaller sadece Kral suyu karışımı dediğimiz hidrojen klorür ve nitrik asitten meydana gelen karışımla reaksiyon veriyorlardı. Bu durumda altınımız bazımızla reaksiyon vermeyecektir. Neden? Çünkü soy metaldir diyoruz. Son örneğimize bakalım. Çinko sodyum hidroksitle reaksiyona girmiş. Çinko neydi? Çinko bir amfoter metaldi. Amfoter metallerin asit bazlarla tepkimelerinde tuz ve su oluşuyordu. O halde çinkonun kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksitle reaksiyonunda çift katyonlu bir tuzumuz oluşacak. Bu tuzumuzda bu şekilde yazalım. Ve e, suyumuz H2 gazımız oluyorduk. Bakalım hemen. Eee H2 gazımız oluşacak. Pardon ben az önce yanlış söyledim. Su oluşur dedim. Çift katyonlu tuzumuz ve H2 gazımız oluşacaktır diyoruz. Amfoter metallerle bazların tepkimesinde evet bu şekilde tepkimelerimizi tamamladık tekrar bir hatırlayalım aktif metallerin asitlerle tepkimesinde hidrojen gazı açığa çıkıyordu ee, yarı soy metaller oksijensiz asitlerle tepkime vermiyorlardı oksijenli asitlerin tepkimelerinde ise tuz oksit ve su oluşuyordu soy metallerimiz zaten asit ve bazlarla tepkimeye girmiyorlar amfoter metallerimiz ise asit baz tepkimelerinde tuz ve H2 gazı oluşturuyorlardı. Burada meydana gelen reaksiyonumuzda amfoter metalimizin baz ile reaksiyonda çift katyonlu bir tuzumuz ve H2 gazımız oluşmuştur diyoruz sevgili gençler. Ve diğer sorumuza geçelim. Evet. Alüminyum, sodyum, bakır metallerinden oluşan bir karışımdan bakır metalini tek başına ayırmak için Aşağıdaki işlemlerden hangilerinin tek başına uygulanması yeterlidir demiş bize. Şimdi elimizde ne var? Alüminyum var. Alüminyum nedir? Amfoter bir metaldir. Öncelikle yazalım. Amfoter metal. Sodyum aktif metaldir. Bakır ise yarı soy metaldir. Şimdi bunları belirledikten sonra şimdi işlemlerimize bakalım. Hangisinin tek başına e, uygulanması bakırı tek olarak ayırmak için yeterli olacak. Karışımı potasyum hidroksit çözeltisi ile etkileştirip süzmek diyor. Şimdi e, üç metalimiz de potasyum hidroksit yani bir baz olan çözeltimizi attığımızda sadece alüminyum metalimiz tepkimeye girecektir. Bu durumda sodyum ve bakır reaksiyona girmeyecekleri için. Ne olacak? Kabımızda e, sodyum ve bakırımız olacaktır. E biz çözeltiyi süzdüğümüz zaman elimizde iki tane metal var. Biz bakırı tek başına ayıramamış durumda olacağız. Dediğim gibi burada sadece metal olan alüminyum <laughs> baz ile tepkimeye girecektir. O halde ilk işlem sadece bakırı ayırmak için yeterli değildir. İkinciye bakalım. Karışımı dereşik sülfürik asit çözeltisi ile etkileştirip süzmek. Şimdi üç tane metalimizi H2SO4 çözeltimizi attık. Ne olacak? Üçü de tepkimeye girecektir. Nasıl? Bir amfoter metal olan alüminyum H2SO4 ile reaksiyona girerek hidrojen gazını oluşturacaktır. Yine aktif metalimiz azetimizle tepkimeye girip hidrojen gazı oluşturacaktır. Yarı soy metalimiz olan bakır ise oksijenli bir asit olan H2SO4 ile reaksiyona girip tuz, oksit ve Su oluşturacaktır. E bu durumda ben buradan yine bakarı ayıramadım. Olmadı. Üçüncü ifademe bakayım. Karışımı yeterince hidroklorik asit çözeltisi ile etkileştirip süzmek diyor. Alüminyum ve sodyum hidroklorik asit ile tepkimeye girecektir. Neden? Çünkü alüminyum amfoterdir asitle tepkimeye girer. Sodyum aktif metaldir. Asitle tepkimeye girer ve hidrojen gazı oluşturur her ikisinde de. Ancak yarı soy metal olan bakır oksijensiz bir asit olan hidrojen klorürle ile reaksiyona girmeyecektir. Bu durumda ben çözeltiyi süzdüğümde geriye ne kalacaktır? Reaksiyona girmeden kalan bakır kalacaktır. Ve bakırı tek başına da ayrıştırmış olacağım. O halde Yalnız 3 seçeneği ile ben bakırı tek başına ayırabilirim. Cevaplarıma baktığımda C şıkkının doğru olduğunu görüyorum. Evet. <laughs> Amonyak ve hidroklorik asidin tepkimesi sonucu oluşan tuz ile ilgili. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur denmiş bize. Yaygın adı nişadır. Gübre yapımında kullanılır. Asidik özellik gösterir. Amonyak yazalım hemen neydi? NH3'tü formülü hidroklorik asit HCl olarak biliyoruz. Her ikisinin reaksiyonu sonucu NH4Cl amonyum klorür elde ediyoruz ki bu maddenin halk arasındaki yaygın adı nişadırdır. O halde ilk ifadem doğrudur. Nişadır özellikle gübre yapımında kullanılır. Doğrudur. Asidik özellik gösterir. Bu ifade de yine Nişadır için doğrudur. O halde bana verdiği ifadelerden üçü de doğrudur. Cevabım E şıkkıdır diyorum. Evet sevgili gençler. Bu videomuzda asitler, bazlar, tuzlar ünitemizi sorularla tekrar ettik. Bir sonraki videomuzda kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.